o pırasayı yedirmek için her türlü numarayı çeker misin? Hayır. Yoksa yemiyorsa yemesin ama mı? Yemezse yemesin be aman. Olsun. Ama şey şimdi Seda Hanım orada da yani bizim oralarda bir anneannelerimiz yapardı mesela. Benim teyzem de hala yapar onu öpüyorum. Boşnak böreği. Sütlü boşnak evet, değil de hani belki pırasa farklı var, olabiliyor. Var, sütlü pırasa pidesi. Doğru, önce hamuru yoğurup hani mayayla birlikte hamuru tutup daha sonra hamuru açıp yanlarını şöyle katlayarak daha sonra da pırasayı kavurduktan sonra üzerine süt ilave ederek onu kıvamına getirdikten sonra pidenin içine bir güzel sererek üzerine de bir ince yufka verirler fırına. Sütlü pırasa pidesi. Ellerini gördünüz mü? Yani pırasa pidesi yani ama pırasa sevmeyen bir adam. Yufka nasıl? Bak. Yani onu katmarkadan böyle katlayarak üzerine de böyle açarsın yufkayı. Oğlum senin işin zor. Verirsin fırına çıkarlar gibi servis yaparsın. Yemem Seda. Pırasadan değil yani. Ya bilmeyen bir bayana bak şimdi. Nereden bileceğim ben sütlü pırasa pidesi? Seda Hanım. Tarif ettim. Pırasa yediğini bile anlamaz. Anlar. Öyle mi? Üstüne gitmeye, tatsızlaştırmaya hiç gerek yok durumu canım. Yani bence hiç gerek yok. Ne gerek var tatsızlığa? Sevmiyorsa sevmiyor. Ne gerek var? Aha, ne gerek var? Cevabı teşekkür ederim. Sema'dan aldınız. Dedi ki ne gerek var? Ne kurcalıyorsunuz? Doğru dedi. Söylüyor çocuk. Yani ne biz o pırasayı bir şekilde hallederiz. Ben pırasamı yaparım, yerim. Ufa'da makarnasını yaparım. Aynen öyle. Bir gün peynirli, bir gün mantarlı, bir gün kıymalı. Aynen öyle. Bir gün maydanozlu, biter, bir gün fesleğenli. Makarna çeşidi mi yok? Ay ne gerek var canım? Değil mi? Ya ben ne nasıl anlıyorum? Var? Peki.